Merhaba, iyi akşamlar. Sasa günlük grafik. Son videolarda da bir yataylık halinden. Tabii tedirgin de bir aynı zamanda şey. Grafik aslına bakarsanız, yani Sasa'nın grafiği şöyle göstereyim. Aşağıda 45 civarlarına dayanıyor. Daha çok yukarıda da 50 civarına. Şimdi 50'ye gelemedi. Genellikle %1 ile yaklaşıyor. Orada satıyorlar. Çok çabuk satıyor piyasa. 50'ye yaklaşırken şöyle bir bantta hareketini izlemeye devam ediyoruz. Yani bir düşüş devam ediyor demek zorlaştı. Ben son videoyu yaptığımda biraz daha sıkıntılı bir alandaydı. 28 Ocak'taydı, yani şurada 47 kapanışını vermişti. 8 ortalamanın altındaydı Sasa. 8 ortalama kilit arkadaşlar. Çıkarken de giderken, yani yükselirken de düşerken de kilitlerden en önemlisi 8 ortalama. Yani bir kere üstündeki ve altındaki hareketler momentumu yüksek hareketler olur. En azından o momentum kırıldı. Yani son videoyu yaptığımdan beri 45'in altının üstünde kalarak 8 ortalamayı da delerek 20 ortalamaya falan gelip şöyle bir o hızlı çekilmeyi sönümlendirmesi olumlu. Ya söylüyorum, bakın, beklentili bir kağıt. Hep satıcı, hep aynı şeyi söylüyorum. Çok fazla haber akışı var, çok fazla proje var, inşaat var, yürüyor işte, tesisi büyütüyor, makineleri, sözleşmeler, bir sürü hikaye var. Bir senette ne kadar hikaye olursa o kadar iyi olur. Yani tutunacak bir daldır hikaye dediğiniz şey. Bu tutunacak dal, şimdi bazı senetler var. Bakıyorsunuz kamuoyu aydınlatma şeyine, platformuna, o bildirimlere bakıyorsunuz. Ya haber yok. Bilançodan başka haber yok. 5 yıl olmuş, bir haber yok. Kapıyı çalsan belki insan yok gitsen. Yani neredeyse o haldeler. Şimdi bir beklenti olmadığı zaman kıpırdamaya bahane de lazım. Ya satacağız bunu şimdi. Nasıl satacağız yukarıda? Yani şey için söylüyorum. Örnek için, yani diyelim ki ben bir şişman parmağım. Şimdi yani bunu alırım, yukarıda bunun bir muhatap bulurum. Bunu satacak. Birileri gelir işte, beklenti var ya. Yani ne zaman? Beklenti olduğunda tabii, gerçekleştiğinde satılır böyle şeyler. Ama yani beklentisi olan şeye hareket ettirirsiniz. Beklentisi olan şeye yatırım yaparsınız. Tüccar da böyle yapar çoğu zaman. Şey söylemiyorum, böyle çok küçük uçan kaçanlar var. O ayrı bir konu da. Öyle Telegramlarda falan örgütlenip o hikayeler var. Onları söylemiyorum ama yani daha el yüzü düzgün şeyler. Tabii dikkat etmek lazım. O yüzden böyle senetleri daha güvenilir oluyorlar neticede. Yani hepsinin bir zarar potansiyeli vardır. Onlar ayrı bir şey. Burada da piyasa onun için kolay salmıyor Sasa'yı. Şeyde de anlatıyordum bunları. Bakın geçen sene de anlatıyordum. Yani 2021'de de anlatıyordum. Hatta 2020'de de anlatıyordum. Ben bunu 8, 9 iken, 10 iken, 15 iken videolarını yapıyordum. Orada da söylüyordum. Çok haber akışı var. Çok fazla beklenti var diye. Tabii o patlatıyor yani. Grafiği yukarı doğru patlatıyor. O açıdan söyleyeyim, yani çok güzel bir şirket. Yatırımların hiç şeyi kesilmiyor. Ardı arkası kesilmiyor. Ha, şeyini bilmiyorum. Çok yakında takip etmiyorum. Böyle konuşuyorum ama siz yine tabii beklentiler, yatırımlar, bunları kontrol edin. O ayrı bir konu. 50'nin üstüne hareket Sasa'da. Bu tabii bir tahrik alırsa orada piyasa. Şimdi orası davranışsal da bir alan. Yani kapatmaya başlarsa bir miktar daha alıma geçebilir diye düşünüyorum. Yani olumlu bir ne olabilir? Bilanço verdi mi bilmiyorum. Bilançosu beklenebilir. Başka bir şey beklenebilir ama olumlu bir harekette 50'nin üstündeki kapanışlarda 59'a kadar bir alan var. Son 57,5'ta geldi satışlar. Bu alanı kontrol ederim. Yani 57,5 59-60 bandında bir hareket var mı? Yani burası kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Buraya doğru bir akım oluşturabilir. Tekrar 50'nin geçirmesi. 45'in satılması demek. Onu da söyleyeyim. Yani 40'a doğru bir çekilmeye de neden olabilir. Daha önceki en son alıcılar 40 civarından gelmişti burada ve 40 bandı daha önce de kıramadığımız bir alandı. Yani aşağıda da bekleme alanındayken 36. Bakın en yüksekte de şurada 40 görülmüştü. Bölünme haberiyle. Ben şuna üzülürüm yalnız. Üzülürüm derken, yani bu çok garip bir şey. Sasa'da o kadar haber vardı, o kadar çok haber vardı ki. Yani çok önceden olumlu fiyatlamasını beklerdim. Şimdi durdu durdu, bölünmeyle beraber o çılgınlıkta 2021-26 Nisan'da mesela, orada bu bölünme haberi geldiği zaman en yüksek fiyatlamasını yaptı. Aslında daha önce yapması lazımdı, bana soruyorsanız. Ya yani biraz geç farkına vardı piyasa. Bu kadar şey bir şirketin, yatırımcı bir şirketin. Dolayısıyla orada da bir direnç olmuştu 40 fiyatlaması. Burada da çok negatif bir durumda ki zaten öyle oldu. Bakın şu alanda değil mi? Bir retest geldi. Fiyatta oraya dokundu. En kötü fiyatlamada da 40 bandı. Bu yüzden destek olarak beklenebilir. Umuyorum olmazsa böyle bir şey. RSI 47. Yani bir miktar tabii o sönümlendi, satıldı. Şu 60 bandına çok yakın alanlardan satıldı.
Oradan beri bir düşüşteydi RSI MACD. Onların da biraz böyle artık sönümlendiğini, düşüşün RSI'nin yavaş yavaş bir toparlandığını görüyoruz. Olumlu denilebilir ama şu an için biraz erken onu söyleyeyim yani. Yine de kendi ortalamasının üstüne doğru hareketlenmesi bir düşüş o momentumunun artık yavaşladığını, oldukça ağırlaştığını gösteriyor. Henüz ama şey yok yani böyle çok olumluya bir dönme yok. Mesela yine söylüyorum yani 50'nin üstündeki hareket MACD'yi burada pozitif kestirebilir. Bir al sinyali üretebilir. O da kıymetli olabilir. Bunların dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar dilerim.